Doğukan'ın R'si değil mi o? Tahmin ettim kanka. Doğukan Oltun'un R'leri. Bravo. Evet abi, ciddiyete dönersem. Şimdi bugün Doğukan'ı çekiyoruz. Doğukan böyle bir adam. Yaklaşık 1.75 boyunda, kaslı. 1.78 mi? Özür dilerim, 1.78. Kırıldın mı? Ne kelime. 1.92 anını da aldım. Abi GB Motobike için bugün bir çekim yapıyoruz. Aslında YouTube kanalını birazcık çalıyorum. Sorumlu olduğumuz çekimleri bitirdik. Sayılır. Az bir şey kaldı. Ama öncesinde ne yapıyoruz? Bir ondan bahsedelim. Önümde bir tane R90 var. Bir tane de Ducati XTavel var. Bu R90 Rain Man adıyla bilinen Yusuf Aktaş'ın motosikleti. GB Motobike için çekiyoruz bugün videoları. Bu motosikletin de yani incelemesini yapamam aslında. Biraz böyle hani sürüşünü falan göstermek istiyorum. Hazır çekimi almışken. Yoksa incelemek istesek bayağı bir incelememiz lazım. Ama ilk başta baktığınız zaman işte titanyum bir egzoz, arka taraftan çıkışlı bir egzoz kafası, ondan sonra bir kuyruk görüyoruz, özel bir sele. Bir sürü yerinde forged karbon detay var, farklı bir gidon, farklı aynalar. Üzerinde farklı bir lastik var. Aslında çok böyle asfaltta günlük kullanıma uygun bir lastik değil. Yan tarafa alınmış bir plaka var. Kafada böyle ızgaralı bir far var. Aslında böyle Harley Davidson modellerinde falan çok gördüğümüz bir tasarım. Altında ışıklar dönüyor. Onu ek görüntülerle gösterebilirim size. Bunu birazdan çıkartacağım. İkisini bir arada çekmek istedim videoda. Şimdi ben beyler bir XTavel'i anlatayım. Siz bakın keyfiniz. Burada da GB Motobike'ın ilk yaptığı XTavel, yanlış olmasın bildiğim kadarıyla. Sanıyorum 2019 motosiklet fuarı mıydı? 2018 mi? İlk kez bu motosikleti gördük o fuarda. Galiba 2019. GB'nin bazı detayları var. Açık bir kapak görüyoruz burada. Arka tarafta kuyruk normalde böyle değil. Tek kişiye indirmiş bir selesi var. Gidonu farklı. Aynaları yok. Kafada bambaşka bir tasarım var grenajı olarak. Böyle dikine bir far. Gece falan inanılmaz duruyor. Şöyle diyeyim. Benim bir custom motosikleti anlatmak çok haddime değil detaylarıyla. Çünkü ne yapımında vardım ne de açıkçası bununla ilgili bir bilgi aldım ama hazır burada elimdeyken size nasıl gittiğini, nasıl sürüldüğünü anlatabilirim. O yüzden çıkıp anlatacağım aslında bir yandan. Şunu daha önce 797 Monster çekmiştik. Gene GB Motobike tarafından yapılan. Oradan belki hatırlarsınız. Şey, gidon topuzları böyle ışıklı, sinyalleri falan çalışıyor beraberinde. Ben bununla çıkayım. Tabii anahtarsız. Anahtar benim cebimde. Yine de açalım. Gösterge geldi. Tabii egzozu falan da çok acayip. Hatta çalıştırıp önce egzozuna şey yapalım. Tabii açık kapak olunca böyle güzel bir görüntü var. Hastayım buna bu arada. Special parts. Tabii bazı şeyleri yine XTavel. Adının detayları. Namı değer Sabertooth. Egzoz tabii bir Stoger'e çok daha kuvvetli. Sürüşü böyle bayağı öne eğilerek tıpkı bir Tron gibi bir sürüş pozisyonu var. Bununla bu arada bugün ilk kez çıkıyorum. R90'yi kullandım çekim için. Ama bunu takip sadesini çekerken Anıl kullandı. Benim çekmem gerektiğinden. Alışkın olmadığım bir sürüş tarzı. Umarım kameranın açısı falan çok yerindedir. Özel bir motosiklet tabii. Dünyada tek. İki tane dünyada tek yapılmış motosikleti. Bugün çekiyorum. Ya heyecanım dorukta. Motosikletin motoru XTavel olduğu için ve daha önceden bir Diavel sahibi olduğum için inanılmaz Fransız değilim. Verdiği tepkilere, gidişine. Egzozu ilk kez böyle bir egzozlu Diavel kullanıyorum. Daha önce kullandığım hem XTavel hem Diavel stok egzozluydu. Bu ise bayağı gürültülü. İlk kez çıkıp gazlıyorum. Biraz da çıkıp gazlama olayını bilerek video sırasında yapmak istedim. Uzun süredir de yüksek hacimli bir motosiklet aslında kullanmıyorum. Bir çıkalım. Yani yüksek hacimi de çok özlemişim. Sürüş pozisyonuyla inanılmaz sportif bir havası var. Tabii emanet motosiklet, bir yere kadar cengaverlik yapabilirim. Ama egzoz yüke binince bir gidiyor, bir gidiyor. Çok sportif. Bir yürüyelim bakalım. Bu ne, bu uçuyor. Burada bir yürüyelim. Vay be!
Oturuş pozisyonuna göre kullanması çok rahat. Ve gazlarken oturduğum açıdan dolayı böyle bükülerek oturduğum için çok böyle spor bir motosiklette gazladığımı ve onun vermiş olduğu torkla arkama yapıştığımı çok iyi hissediyorum. Yani çok özel bir motosiklet olmuş. Teknik özelliklerinden çok fazla bahsetmiyorum. Standart bir XTB'nin üzerine yapılmış bir sürü iyileştirme var. Hem aksesuar olarak, hem parça olarak, hem özel yapım olarak. Bunları gerçekten sahibinden dinlemek lazım. Gökmen abi bana çıkarken bir çık oğlum dediğinde ilk oturduğunda böyle bir garip hissedeceksin. Sonra giderken nasıl böyle gidiyor diyeceksin demişti. Gerçekten bir balon var yolda inanılmaz. Bir balon var yolda inanılmaz. Bu tron yapısından dolayı oturuş olarak. Yani şöyle gece çıkıp deliler gibi gazlamayı ve böyle caddeleri birbirine kattırmak istiyor yani. Öyle isterimi öyle açıklayabilirim. Yorulursunuz bu motosikletten indiğinizde. Rahat bir konfor tabii ki işte. Wow, ne kadar rahat gittim her yere, bir GS gibi ya da bir XTB'nin standardı gibi asla bir konfor bulamazsın. Ama şundan aldığın adrenalin, o böyle 20-30 dakikalık zevk sizi öyle bir sarar ki. Sevgili Gökmen abi, gerçekten bu sektörde çok cesurca hareketleri olan, bu kadar egzotik motosikletleri bu noktalara getirecek manevi ve maddi gücü ayıran, bu sektör için emek sarf eden biri. Hep böyle bu kadar niye idealist düşündüğünü ve bu kadar üzerinde kastığını anlamaya çalışırdım. Yani tabii ki bu üzerinde çok uğraşılacak bir his ama Gökmen abinin bir ekstra eforu var. Tanıştığınız zaman, yaptığı işleri gördüğünüz zaman anlıyorsunuz. Şu anda çok daha iyi anladım neden bu kadar idealist olduğunu. Çok keyif aldığım bir 10 dakikaydı. Bana emanet edilen süreyi iyi niyetle kullanmak için kısa kesiyorum. Diğeriyle de birazdan bir tur atacağım. Siz de onu görmüş olursunuz. Sesim duyuldu mu giderken? Harbi çok yakışıyor oğlum. Oğlum ben de gidişini özlemişim ya. Gelişini hatırladığım için gözüm önünde. Bir gidişimiz var, bir de gelişimiz kardeş. Bugünün çekim kamera arkası Doğukan'ın kanalında var. Doğukan kamera arkası görüntülerini yükleyecek. Şoka girdin değil mi? Bu konuya nasıl gireceğim? Bir anda beklemedin değil mi bunu böyle? Doğukan'ın kanalında izleyebilirsiniz onları. Reklam 50 lira kardeşim. Merhaba Nupaç. Abi video nerede yayınlanacak? A Haber. Ben işimi yaptım abi, kendinize iyi bakın. Hoşçakalın, bay bay. Ya bu nasıl bir özenme bu arada? Anahtarı bile çıkarmadık şeyinden. Evet abi, bu sefer de önümüzde bir adet R9T var. Bundaki karbon detaylar bayağı bir fazla. Neredeyse tamamıyla karbon diyebiliriz. İşte detaylı videolarda da belki görünüyordur ama şurada böyle değişen ışıkları var. Gece çok güzel duruyor. Hani gündüz nispeten çok belli olmuyor ama gece çok güzel duruyor. İnanılmaz güzel bir titanyum egzozu var. Bunu biliyorum. Bu ferik egzozdan çıkan bir egzoz. Bayağı bir uğraştılar bu egzoz için, onu biliyorum. Şimdi buna da çıkalım. Şu stoplar falan. Çok tatlı. Çok güzel detayları var. Burada bizi bir kadran selamlıyor. BMW'nin selamladı. Marşımıza basıyoruz. Benim de hayatımda kullandığım ilk R9T. Daha önce hiç, yani birçok BMW motosiklet modelini kullandım ama R9T'nin daha önce kullanmamıştım. Bugün biraz çekimde işte kullandık bu motosikleti. Tabii XTB'den sonra bu motosiklet kullanım olarak çok çok daha rahat bir motosiklet. Kıyaslamamız gerekirse bu biraz daha böyle kafe racer oturuşuna yakın, günlük kullanıma daha müsait bir motosiklet diyebiliriz. Şimdi biraz önce kullandığım XTB'ler L-Twin bir motor bloğuna sahip. İkisi de karakteristik motorlar. BMW yıllardır Boxer motor teknolojisi kullanıyor. Ducati de L-Twin teknoloji kullanıyor. Hatta Ducati 4 silindir motosikletinde bile L-Twin'in çok fazla ekmeğini yiyor. Bu ise dediğim gibi birçok yerinde Rain Man detayları var. İşte burada arka tarafta Aurora logosunda R'ler var. Şurada göstergenin önünde Rain Man'in logosunun izleri var. Böyle daha keyif motosikleti. Zaten BMW'nin spor motosikletleri dışında diğer motosikletleri daha çok cruise'a yatkın gelir bana her zaman. İşte S serisi hariç. Bunda böyle bunu stoyla uzun yolda yaparsın, şehirde de kullanırsın. Her yola gelir. Bu halde tabii bambaşka olmuş. İnanılmaz bir ilgi görüyor. Burada bütün gün çekim yaparken haliyle işte o motoru aldık takip sahnesi çekmek için. Diğerini aldık falan. Her gelen bir dışarıdan bir bakıyor. Bu neymiş arkadaş diye. Boxer'ın da vermiş olduğu genişlikle önde kocaman bir gövde var abi. Bu gövdeye gerçekten küçük kalan aynaları var. Aslında şöyle yani, aynadan rahat bir şekilde arkayı görüyorum şu an fark ettiğim üzere. Ama dediğim gibi yani aynaya bakmak için şu hareketi bir yapmak gerekiyor. Ayarlasam bile bu arada hem Rain Man'e hem sevgili GB Motobike'a motosikletlerini kullanmamıza ve videolarını çekmemize izin verdiği için ayrıca teşekkür ederim. Vallahi çok kişinin eline geçebilecek bir imkan değil. Büyük bir heyecan. Anla geçti günüm. Şöyle bir gidişini de göstereyim size şu anda. Şu arabanın
gitmesine izin verelim. 60'ta gidiyorum. 3000 devirdeyim. Bu da gidiyor yani, şey değil. Böyle arkadan devasa duruyor. Özel olduğu çok belli. Farklı durduğu. Farklı olduğu, sayılı olduğu çok belli abi. Benim gibi motosiklet tutkunu, bu işe hasta bir adam için özel anlardan bir tanesi gerçekten. BMW'nin R90 modelinin bu kadar üzerinde değişiklikler yapılmış bir haliyle bütün günü geçirmek. Hadi dönelim. Her güzel günün bir sonu gibi. Tabii bunun gidon turu biraz daha fazla olmayabilir ama daha rahat XDV'le göre. Yalan yok. Gökmen abinin anlattıklarının tersine gidon ve tasarım farklılıklarından böyle sürüşte kayıpları olacağını düşünmüştüm ama ya elbet ki orijinaliyle arasında kayıplar vardır. Dar manevralarda, virajlarda ama gerçekten bu kadar rahat olacağını düşünmüyordum. Biraz daha kullanması zor olacağını düşünüyordum. Günlük kullanıma da uygun, rahat bir motosiklet olmuş. Ya çok güzel bir görüntü ya. Çok bir şey anlatamadım ama bugün de elde ettiğim deneyimi sizlerle paylaşmak istedim. Umarım siz de benim kadar keyif almışsınızdır diye düşünüyorum. Çok güzel patlıyor egzoz. Bak. Böyle bir popcorn gibi değil de devirden yüke bindiği zaman böyle rahatladım patlaması. Evet, kendinize iyi bakın. Lütfen beğenerek bana destek olmayı unutmayın. Yorumlarda tüm görüşlerinizi bildirebilirsiniz. Kanala abone olabilir. Bunun gibi olacağını umduğum videolarda görüşürüz diyorum. Ve buraya giremiyorum. İkisi de birazdan gelecek arabaya yüklenip atölyenin yolunu tutacaklar. Gülümse çekiyorum abi. Genellikle yolda kalanlar pek gülümsemiyor ama. Emek emek. Mutlu mutlu. Ben mutluyum abi. Ya işte izlerken kolay görünüyor 3-5 saniye için ama. Sağ olsun bugün Doğukan, ben ve Anıl bayağı bir yardırdık. Arka plan böyle. Turlerde güzel ayar.